Rasim Bey amca. Tahsin Bey amca. Ah hemşire. Tahsin Bey amca odasında yok. Tahsin Bey'i dün gece kaybetmişiz Bahar hocam. Ne? Ben de az önce öğrendim. Ne diyorsun? Sormayın. Ay çok üzüldüm. Biz de çok üzüldük vallahi. Allah yakınlarına sabır versin. Öyle. Tamam sağ ol. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hastam fenalaştı. Palyatifte yer yoktu. Onu başka bir hastaneye sevk etmekle uğraştım. Timur. Timur o yüzden mi geldin buraya? Akşam o yüzden mi geldin? Bir dakika anne. Neydi kız? Korkut hemşire. Buyurun Bahar hocam. Ya şey diyecektim. 402 no'lu hastanın dosyasına bir bakabilir miyim? Tabii Bahar hocam. Çantepe'ye sevki gerçekleşmiş. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum da bir ayrıntı bakmam lazım. Teşekkür ederim. Hastanın sevkine karar veren doktor Profesör Timur Yavuzoğlu. Saat. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay ben ne yapıyorum ya? Vur. Sen niye geldin şekerim? Senin adını vur mu? Sen git. Bak hala bakıyor. Ne yaptın evlak işini? Hocam siz gece yetişemeyince... Ben sizin imzanızı tahmin ettim. Zaten bu konuda kararınız kesindi, netti yani. Hastaya da yapılabilecek pek bir şey yoktu. Dediğiniz gibi. Evet, geri beseydim zaten. Senden böyle bir şey rica etmezdim. Estağfurullah hocam. Yani biz hastanın sevgini sorunsuz bir şekilde Çamtepe'ye yaptık. Hiçbir şekilde sorun yok, aklınız kalmasın. Ve bizim palyatifte yer olsaydı en azından hastanın son döneminde yanında olurduk ama. Ben eşini aradım. Sık sık da kontrol ediyorum. Hiç merak etmeyin, dediğim gibi hiç aklınız kalmasın. İyi, bak sen sık sık ara sor tamam mı? Herhangi bir sorun olursa sakın sorumluluk üstlenme. Bütün sorumluluk benim. Hiç tamam merak etmeyin hocam, siz yeter ki isteyin. Tamam, sağ ol. Gevşeme. Hadi şimdi başını. Hadi. Hadi şekerim. Bengin. Bengin neden geldin? Sayende babamın cenazesine bile giremiyorum Timur. Ondan geldim. Başka bir sorun var mı? Bengin.